Evine tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Arabada da hiçbir şey söylemedin. Kafamı karıştıran bazı şeyler var. Necat mı canını sıkacak bir şey söyledi? Yo, ne söyleyebilir ki? Bilmem. Necat mı? Beni sevmiyor artık. Necat'la ilgisi yok. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çok kötü bir gün yaşadım. Anlıyorum. Olarak ne zaman istersen dinlemeye hazırım. Zülal'e ne kadar düşkün değil mi? Bence onu çok seviyor. İnşallah hep sevsin. Evlendiler. Sevecek tabii. Yoksa sen de mi kızdın bana bugün? Hani kuzen olmasalardı dedim diye. Ha. Boş ver canım. Değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine tartışmanın bir anlamı yok. Değil mi? Zaten niye o kadar kızdın anlamadım. Alt tarafı şaka yaptım. Konuştuğumuz konuları niye tekrar konuşuyoruz kızım? Orada kaldı o. Orada bitti. Anladım. Bugün hepinize ne haller oluyorsa... Ne zaman ağzımı açsam fazlalık oluyorum. İyi geceler. Melek. Bırak Gevşet. Yarın gönlünü alırsın. Gevşet. Benden buraya kadar. Ben artık Zülal'e yalan söyleyemem. Hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hiçbirimiz. İstesek bile Zülal'in aklı karıştı. İçine bir şüphe düştü. Bunu silmeye çalışmak için ne vicdanımız ne de gücümüz izin verir. Bir gün bugünün geleceğini bilseydim, Melek bunları yaşamadan, sen bu kadar acı çekmeden, Zülal Namık'la tanışmadan, ta en başından söylerdim. Kızlarımın bu hale geleceğini bilseydim, özür dilerim ama söylerdim. Gevşet çok geç. Çok geç. Ben o günkü bencilliğimin, Gevşet o günkü çaresizliğinin geçmişimizin bedelini ödüyoruz. Peki ben neyin bedelini ödüyorum? Melek'e yazık değil mi? Eğer bunu zamanında söylemiş olsaydınız şu an her şey çok daha farklı olurdu. Ben de Zülal'i teyzemin kızı zannedip bunca yıl bir girdabın içine girip kaybolmayacaktım. O da benim sana karşı olan günahım oğlum. Neyse artık benim bir önemim yok. Şimdi artık sizin ne yapacağınız daha önemli. Zülal'in kime anne diyeceği. Onu kaybedeceğiniz ya da kazanacağınızın ihtimali. Ölünce tabii korktu, bayıldı.
hiçbir yere bırakma. Gelinle damat gelmiş. Yemek yemeden olmaz. Ne diyorsunuz Ulan? Ben kalalım dedim tabii. Herkesi çok özledim biliyorsun. Birbirlerini ne kadar çok seviyorlar. Bazen kıskanmamak elde. Damat, dün evlen, bugün Necat'tan kıskan. Vallahi bunca yıl sonra Feride Hanım için ver, kulaklarını çekerim senin damat. Kızma baba. Bazen gerçekten kıskanılacak kadar oluyorlar. Sana hak veriyorum Namık. Kuzen olmasalardı sen Zülal'le asla evlenemezdin. Sen onun kusuruna bakma. Melek bazen nasıl şaka yapacağını bilmiyor. Anne çok soğuk. Donacağız burada. Gidin siz. Ben oturacağım biraz. Evet. İyi düşün. İyi düşün, iyi olsun. Anne sen hala aşık mısın bu adama? Bu kadar üzüldüğüne göre. Böyle zamanda söylenecek laf mı bu? Ben de kapılarına kadar gidip haber verdim. Bana ne ki? Allah'ın cezası adam. Melek, ağzından çıkan kulağın duysun. Elini vicdanına koy kızım. Anneciğinin senden de babandan da öncesi var. Hem adamcağız can çekişiyor. Böyle denir mi? Hele ki sen. Hayatın kıymetini dün anlamışken. Baktın bana. Niye? Ömer Bey iyileşir de Halil abiye ben Evsed'e aşıktım. O yüzden yakınınıza geldim der diye mi korktun? Yok canım. Daha neler. Allah gecinden versin tabii de. Daha adamcağızın nesi olduğunu bilmiyoruz. Öyle baygın baygın hastaneye kaldırdık. Kendine gelecek. Halil Efendi onu bulmuş götürmüş. Öğrenecek. Akıl var, vicdan var. Kendini kurtaran adama böyle bir şey söyler mi hiç? Kızım var demişti. Benim yaşımdaymış. Keşke haber verebilseydik. Benimle ilgili olmadığına emin misin? Peki niye başkasıyla ilgili olan şeyleri konuşamıyoruz? Bana güvenmiyor musun? Emin olmadan söyleyemem. Çünkü... Şimdi bir şey söylersem... Haksız diyelim. Birileri güvenini sarsın. Melek mi? Enteresan bir kız. İhtimal veririm. Ama insanları diyorsun. Bugün sadece ailenin yanındaydın. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Sen burada mıydın? Niye içeri girmiyorsun? Annen istemiyor. Senin rahatsız olabileceğini düşünüyor. Dün gece konuştuk biz. Bak, geçmişte çok büyük üzüntüler yaşamış. Onu üzmeyeceksin. Zamanla beni tanıyacaksın. Belki de onu en son üzecek kişi benim. Dilerim. Artık önünüzde bir engel değilim. Konuştuk biz. Teşekkür ederim. Başından beri bu olgunluğu göstereceğinden emindim. Neyse, ben yürüyüşe gidiyorum. Kapıyı çalıp ben geldim diyebilirsin. Nerede? Ha? Tamam. Bana bırakıyorsun. Ben karar vereceğim. Ha? Bütün randevularımı birkaç saate sığdırdım. Öğle ofisten ayrılmış olacağım. Peki Necat Bey, ne zaman gelirsiniz? Yaklaştım sayılır. 10-15 dakika orada olurum. Tamam efendim. Eda Hanım geldiler de ondan soruyorum. Aa, çok erken gelmiş. Tamam, siz onu benim odama alın, ben geliyorum. Tamam. Siz buyurun, Necat Bey'in odasına geçin. Teşekkürler, geliyor muymuş? Evet, yoldaymış, 10-15 dakika içinde buradaymış. Ne içersiniz, kahvaltı ettiniz mi? Su lütfen. Tamam. Buyurun. Gerçekten söyle bak. Gitme de kalırım. Buraya işlerin yoğun olduğu için döndük. Git. Kendimi kötü hissediyorum ama. Daha evliliğimizden ikimiz de bir şey anlayamadık. Pardon. Günaydın baba. Günaydın. Neredesin sen? Evdeyim, sen? Şirketteyim. Çabuk gel, konuşmamız lazım. Tamam, çıkıyorum. Gördün mü? Çok iş var. Erken kopmaya çalışırım. Tamam. Ararım da. Selam söyle. Söylerim. Aa, anne? Ne evde ne şirkette durulacak gibi değil. Gelinimi görürsen biraz moralim düzelir dedim. Hoş geldiniz. Hem balayı dönüşte görüşemedik. Affedersin. Rica ederim. Canım. Bu akşam bize kal istersen. Olur. Şimdi babamla konuşurum. Şirketten çıkış saatimize göre yemek yeriz. İyi düşündün. Çok iyi olur. Olur tabii. Ben kaçıyorum o zaman. Buyurun. Çok mu gürültü yaptım ben? Çoktan uyanmıştım ben. İşine bak sen. Bitiyor zaten. Bu artık burada dursun, tamam mı? Tamam, tabii ki. Hep yanımızda, aramızda gibi olsun. Annen nerede? Mutfakta. Baban? Fırına gitti.
değil ki. Korkuyorsunuz değil mi? Kızımı kaybedebilirim. Bağımızı, güvenimizi. Elbette korkuyorum. Ama asla bu sefer vazgeçmeyeceğim. Züleyha'ya bu haksızlığı yapamam. İşler buralara kadar geldi. Bu saatten sonra bu sırrı saklamak, kendimi annesi yerine koyduğum her dakikama ihanet olur. Ben de çok korkuyorum. Benim gibi bir annesi olduğunu aklına bile getirmemiştir. Bana abla bile demedi. Hep Evset dedi. Necat, neredesin? Ya çok yaklaştın. Biraz trafik var, kusura bakma. Ama sen de çok erken gelmişsin. Acil konuşmamız gereken şeyler var. Erken burada oluyorsun diye erken geldim. Neyse, geldiğinde konuşuruz. Laptopunu kullanabilir miyim bu arada? Evet, gayet tabii. Hadi bekliyorum. İşte geldim. Yakalanmış gibi oldum. Ne oldu? Necat Özel diye bir dosya var. Sana dair gizli bir şey. Ne bu acaba diye düşündürdü. İstemeden tıklamış bulundum. Neyse ki güvenlik korumalıymış. Yoksa kendimi çok suçlu hissedecektim. Affedersin. Sorun değil. Bir dakika. Mailimi kapatıp masanı geri veriyorum. Haberleri duydun mu? Evet. Sen söylemeden önce sabah gazetelerde öğrendim. Mithat sizi terk ediyormuş. Holding'in başına gelen en kötü şey. Etme bulma dünyası. Değil mi? Ama bazen kurunun yanında yaş da yanıyor. Namık da böyle olmasını istemezdi. O zaman ateşle oynamayacak. Mithat Bey benimle bile konuşmuyor biliyor musun? O kadar sevdiğim, saydığım bir insan. Yüzüne bakmaya utandım dün. Evde durum feci. Babam, annem, hepsinin psikolojisi bozuldu. Peki plan nedir? Hisseleri devrediyor. Bizim bunu almamız mümkün değil. Belki benim almam mümkündür.